Zerzevatçı, zerzevatçı, domates, biber, patlıcan. Zerzevatçı dur, dur dur, gel gel. Kaç lira bunlar? 3 lira abla. Dolmalık biber kaça? O da 3 lira abla. Hı kuzey, Sıddık akşam kafana yiyeceğin tencerede dolma mı istersin, patlıcan mı? bizim evde demokrasi vardır da, kocamın kafasını kırmadan önce mutlaka ona seçme hakkı tanırım ben. Asla. Patlıcan güzel mi? Güzel. Vallahi ben beğendim abla yani. Tam İmam Bayıldılık. Fiyatı tabii da iyi. Yani. Tabii. Siz yaparsanız Ece Hanım adı İmam Bayıldı olur. Ama Hasla yaparsa adı Sıddık Öldü olur. Organik mi? Patlıcanım güzel abla. Bakalım. Tart bakalım 2 kilo. Kaça patlıcan? 3 lira hanım abla. Tarlasının fiyatını sormadım. Kilosunu soruyorum. Dur, dur, dur. Hanım abla bunlar senin için değil, abla için. O abla benim gelinim olur. Kendisi alışveriş yapmayı hiç bilmez. Ayrıca 3 liraya patlıcan olmaz. Her yerde 1,5 lira. 1,5 liraya veriyorsan ver, vermiyorsan çek arabanı. Git kendine başka salak ara. Anne, 1,5 lira için değmez. Ayıp ama. Tabii. Parayı sen kazanmıyorsun. Oğlum kazanıyor. 1,5'a veriyor musun? Tamam be abla, tamam be. Of, of. Dur, dur, dur. Çürük çarıkları koyuyorsun. Ne yapsın onu kız? Ver bakayım. Al şunu koy. Şunu da koy. Buldun saf gelini. Sen bana baksana. Ben yutar mıyım böyle şeyleri? Hanım abla. Ablası mablası yok. Dolmalık biber de ver. O da 1,5 lira ha. 1 kuruş fazla vermem. Ya seçme, seçme ya. Şu ne? Al bunu kendin ye. Doğru dürüstlerini koy. Abla, kusura bakma ama sen nereden alacaksan al. Daha alırken böyle yapan kaynana vallahi bunları yedirmez sana. Ben gidiyorum. Zarzavatçı. Bana baksana sen. Allah'ın cezası. Patlıcan bir tek sende mi var? Nereye gidersen git. Sersem. Bravo anne. Ne yapıyorsun? Yemek. Çetin'in iştahı arttı da son günlerde. Ben oğluşumun yemeğini yaptım. Hayır yani, yenmeyecek olduktan sonra. Malzemeyi boşuna harcamamak lazım. Hem bir şey daha söyleyeyim. Bak bir ev hanımı yemeğini yapmadan önce evini şöyle derleyip toparlamadı. Benim evimin neresi dağınık anne ha? Neresi dağınık? Hayır, bir şey demedim. Yani demedim ama dediğim zaman, yani şu kadarcık bir laf söylediğim zaman böyle bana bir bağırma. Yani bir tane laf ediyorum, 5 tane laf çıkıyorum. O bir tane lafı gidip evinde etsen o kadar sevineceğim ki ben. Yani ben şimdi kötü bir şey mi yaptım? Yani bir annenin hakkı değil midir? 40 yılda bir oğluşunun evine gelemez mi? 40 yılda bir olur. Ama 40 saniyede bir olmaz. Bak elindeki anahtarı. Eskidi. Kullanmaktan eskidi. Benimki pırıl pırıl duruyor. Bu örtü nereden çıktı? Sen oğlumun bin bir zahmetle kazandığı paraları götürüp sokaklarda harcıyor musun? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim zamanımızda gelinler bunları böyle kendi ellerinde işlerlerdi. Hem daha değerliydi, hem de kocalarının paralarını sokaklara sarf etmezlerdi. Anne, illa bir laf sokuşturacaksan araştır da sokuştur bari. O zaman eski gelinler öyle yaparmış. Şimdi bunlar ucuz. Malzemesini alıp yapmaya kalksam daha pahalıya çıkacak. Çin var artık, Çin. O zaman da Çin vardı. O zaman Çin uzaktı. Bak her yer Çin. Çin, 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 Çin. Gördün mü? Çin. Sen benim oğlumun kazandığı paraları Çinlilere mi yediriyorsun? Kaç lira verdin bu örtüye? 1 lira anne. Ne alırsan 1 lira diye bir mağaza var. 1 lira mı? Ayıp. İnsan bir tane de kayınvalidesini alır. Ha,
evlat her zaman bebek. Annem, cadıymış gibi dursalar.